Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması. Ben Bilirim'e hoş geldiniz. Ben Alper Ateş. Bu akşam da hanımefendilerle, beyefendilerle buluştuk. Birazdan da sorularımıza başlayacağız. Siz de eşlik ederseniz memnun oluruz. Hadi başlayalım. Başvuru videolarımızı izleyerek. Merhabalar, adım Adem Berkan Korkut. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Balıkesir Edremitliyim. 22 yaşındayım. Marmara Üniversitesi mezunuyum. Şu anda bir bağımsız denetim şirketinde denetim asistanı olarak görev almaktayım. Yarışmayı vakit buldukça severek, heyecanla takip ediyorum. Neler yapabileceğimi merak ediyorum. Bütün yarışmacılara başarılar. Umarım çok güzel bir program olur. Merhaba, ben Seda Nur Rizancı. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 25 yaşındayım, diş hekimliği öğrencisiyim. Puzzle yapmayı ve kelime oyunlarını çok seviyorum. Yarışmaya bu yüzden katılmak istedim. Herkese merhabalar, Sema Çelik ben. İstanbul'da yaşıyorum, diyetisyenim. Ekran karşısında olduğu kadar başarılı olmayı ümit ediyorum. Hepinize iyi seyirler. Ben Kaan Turandemir. 29 yaşındayım, İstanbul'da avukatlık yapıyorum. Aslen Mersinliyim. Keyifli vakit geçirmek için yarışmanıza başvurdum. Tüm yarışmacı arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, değerli misafirlerimizle artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Evet, bu akşamki kura çekiminde bir numaralı masamıza Seda Nur Hanım geçti. İki numaralı misafirimiz Kaan Bey. Üç numaralı masamızda Berkant Bey'i ağırlıyoruz. Ve dört numarada da Sema Hanım'la yarışacağız. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Seda Nur Hanım. Merhaba, hoş Merhaba. Bulduk. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Diş hekimliği öğrencisiyim, yurt dışında okuyorum. Beğenerek takip ediyordum zaten ve gelip katılmak istedim. Herkese başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Seda Hanım. Teşekkür ederim. Zaten gördüğüm kadarıyla öyle heyecan belirtisi çok yok. Herkes rahatladı. Bir arada da epey vakit geçirdik. Bir yandan misafirlerimiz de öncesinde kendileri bir araya geldiler. Umarım yarış keyifli olur. Son ana kadar heyecanı yaşarız. Başarılar dilerim Seda Hanım. Çok teşekkür ederim. Size efendim. Sağ olun. Ve iki numarada Kaan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. 29 yaşındayım. İstanbul'da serbest avukatlık faaliyeti yürütüyorum. Kendi ofisim var. Yarışmanızı da uzun zamandır ilgiyle takip ediyordum. Bu heyecana ortak olmak için buraya geldim bugün. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir eğlenceli yarışma olacağına eminim. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ben de size başarılar dilerim Kaan Bey. Kaan Bey stüdyomuzda biraz daha tecrübeli. Daha önce arkadaşı yarıştığında izleyici olarak kenardaydı. Bugün arkadaşı kenarda, Kaan Bey stüdyoda masada. Umarım güzel bir yarış olur. Umarım efendim. Bakalım. Başarılar dilerim Çok Kaan sağ olun. Bey. Sağ olun efendim. Ve 3 numaralı misafirimiz Berkant Bey. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Adım Adem Berkant Korkut. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi mezunuyum. 23 yaşındayım. Şu anda bir özel bağımsız denetim şirketinde denetim asistanı olarak görev almaktayım. Kuliste kaynaştık ekiple. İnşallah çok güzel bir yarışma olur hepimiz. Eminim keyifli, güzel olacaktır Berkant Bey. Bu arada bu akşam tribüne en sağlam misafirimiz Berkant Bey. Anne var, baba var, hala var. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Teşekkür ederim. Başarılar Berkant Sağ Bey. Sağ olun. Sağ olun. Ve 4 numaralı masamızda da Sema Hanım var. Hoş geldin Sema Hanım. Hoş buldum, teşekkürler. Sema Çelik ben de, 23 yaşındayım. Diyetisyenim, Arnavutköy'de kendi ofisimde klinik beslenme hizmeti veriyorum. Bir yandan da yüksek lisans yapıyorum. Yarışmayı akşamları severek izliyordum ailemle. Biraz annemin ısrarıyla katılmış oldum. İyi olan kazansın diyeyim. Başarılar herkese. Hadi inşallah güzel i̇nşallah. Bir yarış olur. Ben de size başarılar dilerim Sema Çok Hanım. Çok teşekkürler. Ve Sema Hanım'ı da bu akşam stüdyomuzda kardeşi yalnız evet, bırakmadı. Beraber Tekrar yani. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, dört değerli misafirimizi tanıdık. Artık ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Seda Nur Hanım'a ve bu akşamın ilk harf tablosu geliyor. İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi. Açılış sorumuzda 40 puanımız var. İlk soru müzikten ekranda. Budur, Abrakadabra, Dondurma adlı parçaları söyleyen şarkıcıdır. Süremiz başladı. Gelmedi, ben bilirim diyen var mı? Kutularımızdan birini açalım. Berkant Bey. Gelmedim. Gelmedim. Peki gelmedi. Seda Nur Hanım. Atiye. Atiye. Bu akşamın ilk puanı Seda Nur Hanım'a yazılır mı? Kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun Seda Nur Hanım. Darısı tüm misafirlerimizin başına Kaan Bey'le seçiyoruz ikinci harfi.
Üzümün Üyüsü. Üzümün Üyüsü. 50 puanımız var. Genel kültürden geliyor. Bir şeyi tanıtmayı amaçlayan sayfa sayısı az küçük kitapçıktır. Süremiz başladı. Broşür. Broşür. Kaan Bey de ben bilirime 50 puanla başlar mı? Tebrikler. Ve Berkant Bey'deyiz 3. harf için. Beren'in B'si. Beren'in B'si 50 puan. Geometriden gelecek sorumuz. Merkez adı verilen sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesinin oluşturduğu kapalı eğridir. Süremiz başladı. Çember. Çember. Görelim. Kutlarız. Güzel. Berkant Bey'le de açılışı yaptık. Hayırlı olsun Berkant Bey. Olun, ve Sema Hanım seçecek ilk harfini. Annem Reyhan'ın R'si. Reyhan Hanım'ın R'si 40 puan. Sorumuz tarihi alanlardan geliyor. Tarihte Anadolu'da önemli yeri olan Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa'nın bulunduğu ilimizdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Seda Nur Hanım. Çorum. Çorum. Doğru mu? Tebrikler. Seda Nur Hanım'la gidiyoruz 5. harfe. Seda Nur'un sesi. Seda Nur'un sesi 50 puan. Sorusuysa bu kez resimden gelecekmiş. Buyursunlar. Resim yapmakta kullanılan bir tür renkli boya kalemidir. Süremiz başladı. Pastel. Pastel. Bu akşam 100 puanı aşan ilk misafirimiz Seda Nur Hanım olur mu? Tebrikler. Kaan Bey seçiyor bir harf daha. Iğdır'ın ı'sı. Iğdır. 50 puanımız var. Kategorisi mecaz. Sorumuz şöyle efendim. Birini gücendirmek, incitmektir. Süremiz başladı. Kırmak. Kırmak. Görelim. Tebrikler. Berkant Bey seçecek. Minel'in M'si. Minel'in M'si 80 puanı var. Sorumuz genel kültürden geliyor. Aslına benzetilerek yapılmış taklit ürünlere verilen addır. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sema Hanım. İmitasyon. İmitasyon. 80 puanlı açılış yapar mı Sema Hanım? Görelim. Tebrikler. Size de hayırlı olsun Sema Hanım. Teşekkür ederim. Puan. Şimdi Sema Hanım'dayız. Hamza'nın H'si. Hamza'nın H'si 50 puan. Bir kez daha mecaz kategorisinden geliyor. Çok güzel, mükemmel, üstün nitelikli gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Kaan Bey. Şahane. Şahane. Doğru mu? Kutlarız. Efendim geride bıraktığımız soruların ardından puanlarımıza bakacak olursak liderimiz Kaan Bey 150 puan, Seda Nur Hanım 120, Sema Hanım 80, Berkant Bey 50 ile devam ediyoruz ısınma turumuza. Sizdeyiz Seda Nur Hanım. Paris'in P'si. Paris'in P'si 60 puanımız var. Turizmden gelecek şu soru. Tatil ya da sağlık amaçlı gidilen doğal sıcak suyu bulunan tesistir. Süremiz başladı. Kaplıca. Kaplıca. Doğru mu? Tebrikler.
Kaan Bey seçiyor bir harf daha. Niğde'nin N'si. Niğde. Bir 80 puanımızda Niğde'de var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Bir ürünü bedeli karşılığında kendine mal etmedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sema Hanım. Satın alma. Satın alma. 80 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Harflerimiz Berkant Bey için dönüyor. Adana'nın az. Adana. Bir 80 de burada var. Müzikten gelecek şu soru. Müzik aletlerine verilen genel addır. Süremiz başladı. Enstrüman. Enstrüman. Yüz puanı aşan misafirlerimiz arasına Berkant Bey de katılır mı? Kutlarız. Evet, puanlar birbirine çok yakın. Son durum şöyle. 180, 160, 150, 130. Buyursunlar Sema Hanım. Trabzon'un T'si. Trabzon. 80 puanı var. Çalışma hayatından geliyor. Kurumlarda üzerinde personele ait bilgilerin yer aldığı bir tür kimliktir. Süremiz başladı. Yaka kartı. Yaka kartı. Bu cevap Sema Hanım'ı lider yapar mı? Tebrikler. İlk turumuzun yarısı geride kaldı. Devam ediyoruz Seda Nur Hanım'la. Yalova'nın Y'si. Yalova. Bir 80 puan daha var. Genel kültürden geliyor. Zihnin düş kurma yetisidir. Süremiz başladı. Hayal etme. Hayal etme. Görelim. Aradığımız cevap hayal etme değilmiş. Başka ne olabilir? Şu an tüm butonlar aktif. Zihnin düş kurma yetisi. Bir kutu açalım. Kaan Bey. Hayal gücü. Hayal gücü. Bu kez oldu mu? Tebrikler. Kaan Bey'deyiz efendim şimdi de. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı. 40 puan kazanabiliriz. Coğrafyadan geliyor şu soru. Gelgit olayının belirgin olduğu yerlerde akarsu ağızlarının huni biçiminde genişlemiş halidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Berkant Bey. Haliç. Haliç. Doğru mu? Kutlarız. Berkant Bey seçiyor. Denizli'nin de. Denizli 80 puan. Sağlıkla devam edeceğiz. Berkant Bey için ekranda. İstanbul Bakırköy'de bir eğitim ve araştırma hastanesine ismi verilen doktor ve siyasetçidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Seda Nur Hanım. Sadi Konuk. Sadi Konuk. Doğru mu? Tebrikler. Evet, 1964'te vefat eden Sadi Konuk'un da fotoğrafı geldi. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim efendim. Soru seçme sırası şimdi Sema Hanım'da. Ordu'nun O'su. Ordu. 80 puan. Matematikten gelecek şu soru. Trilyonun bin katıdır. Süremiz başladı. Katrilyon. Katrilyon. Görelim. Tebrikler. Isınma turumuzun son 8 harfi Seda Nur Hanım'dayız. Yumuşak G. Yumuşak G. 80 puana sahip. Genel kültürle devam ediyoruz. Bir toplantıya katılanların tamamının aynı yönde görüş bildirmesidir. Süremiz başladı. Oy birliği. Oy birliği.
liderlik koltuğuna taşır mı Seda Nur Hanım'ı? Görelim. Tebrikler. Liderlik yarışında son durum 340'a 320 şeklinde. Kaan Bey sizdeyiz. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 80 puana sahip, anlam bilgisinden geliyor. Oturduğu yerde içi geçmektir. Süremiz başladı. Uyuklamak. Uyuklamak. Görelim. Tebrikler. Evet, 300'e ulaşan misafirlerimiz arasına böylece Kaan Bey de girdi. Tebrik ederim Kaan Bey. Ve Berkant Bey'e dönüyoruz. Giresun'un gez. Giresun 40 puan. Kategorimiz dans. Sorumuz geliyor. Kökeni Arjantin olarak bilinen, aşkın dansı adıyla da anılan dans türüdür. Süremiz başladı. Tango. Tango. Doğru mu? Tebrikler. Isınma turunda son 5 Sema Hanım'dayız. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 80 puana sahip, giyimden geliyor bu kez şu soru. Genellikle su geçirmemesiyle bilinen koruyucu bir dış giyim ürünüdür. Süremiz başladı. Yağmurluk. Yağmurluk. Görelim. Tebrikler. Evet, hızlı ilerlediğimiz ilk turda kaldı 4 harfimiz. Buyursunlar Seda Nur Hanım. Van'ın V'si. Van'ın V'si 70 puan, canlılardan geliyor şu soru. Uzun bacaklarıyla hızlı koşan, kanatları uçmaya elverişli olmayan bir canlıdır. Süremiz başladı. Deve kuşu. Deve kuşu. Görelim. Tebrikler. Kaan Bey seçecek bu turdaki son harfini. Zonguldak Z'si. Zonguldak 40 puan. Anlam bilgisinden gelecek Kaan Bey için. En çok, en üst, en büyük, en yüksek gibi derece veya nicelik bildiren sözcüktür. Süremiz başladı. Azami. Azami. Kaan Bey'e 40 puan daha kazandırır mı? Görelim. Tebrikler. Berkant Bey'deyiz. Elif'in S. Elif'in S'i 30 puan. Berkant Bey'in de seçtiği son harfte anlam bilgisi varmış, geliyor. Bir şeyin özünü oluşturan, temel alınan gibi anlamlara sahip kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sema Hanım. Esas. Esas. Doğru mu esas? Tebrikler. Ve ısınma turumuzun son harfi Sema Hanım'a kalan harfimiz. Şırnak'ın şeysi. Şırnak son harf ve genel kültürle tamamlayacağız. 30 puanlık sorumuz geliyor. Bir aletin, aracın veya biçimin ana hatlarını gösteren çizimdir. Süremiz başladı. Şema. Şema. Doğru mu? Tebrikler. Efendim, 4 misafirimizle ilk turu geride bıraktık. Puanlara bakacak olursak liderimiz Sema Hanım 460'la, Seda Nur Hanım 410'la takibi sürdürüyor. Kaan Bey 340, Berkant Bey de 210 puana ulaştı. Finale yükselecek misafirlerimizi belirlemek için hadi birlikte ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Seda Nur Hanım'ın seçeceği ilk harfimizle.
İstanbul'un iyisi. İstanbul'un iyisi 100 puana sahip. Açılış sorumuz taşıtlardan geliyor. Taşıtların kullandığı yol üzerinde gerçekleşen, kayıpla sonuçlanabilen olaydır. Süremiz başladı. Trafik kazası. Trafik kazası. Seda Nur Hanım ikinci turumuza 100 puan kazanarak başlar mı? Tebrikler. Kaan Bey seçecek bu turdaki ilk harfini. Kastamonu'nun K'si. Kastamonu 110 puana sahip. Sorumuz teknolojiden geliyor. Dijital teknolojileri kullanarak rahatsız edici veya zarar verici davranışlarda bulunmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var. Bir kutu açalım. Buyurun Seda Nur Hanım. Siber saldırmak. Siber saldırmak oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Sema Hanım. Siber zorbalık. Siber zorbalık. Bu kez doğru mu? Tebrikler. Evet, bir kez daha lider değişti. Sema Hanım 540'la liderlik koltuğunda. Seda Nur Hanım 510'la takibi sürdürüyor. Berkant Bey seçecek. Balıkesir'in besi. Balıkesir 110 puanımız var. Müzikten alacağız bu kez şu soruyu. Ben seni ezelden kötü tanırdım, gelene geçene çatar sanırdım. Sözlerinin geçtiği Orhan Gencebay şarkısıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Tüm butonlar aktif ve bir kutu açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 80 puanımız var. Berkant Bey. Felekten sohbet. Felekten sohbet oldu mu? Olmadı. Felekten üst satıra sığmıyordu da. Ne olabilir aradığımız cevap? Bir kutu daha. Kaan Bey. Felekli sohbet. Felekli sohbet doğru mu? O da olmadı. Bir kutu daha. Seda Nur Hanım. Felekle sohbet. Felekle sohbet. Berkant Bey'den sekti, Kaan Bey'den sekti. Seda Nur Hanım'a gider mi? Tebrikler. Evet, yeniden lider oldu Seda Nur Hanım. 570'te tebrik ederim efendim. Ve Sema Hanım seçecek. Edirne'nin E'si. Edirne 140 puan. Oyunculardan geliyor sorumuz. 7. Koğuş'taki Mucize filminde içeride Çukur dizilerinde rol almış oyuncudur. Süremiz başladı. Aras Bulut İynemli. Aras Bulut İynemli. Doğru mu? Tebrikler. Seda Nur Hanım için gelecek harf tablosu. Yalova'nın Y'si. Yalova, 150 puanımız var Yalova'mızda. Ekonomiden alacağız şu sorumuzu. Devlet katkısıyla desteklenen uzun vadeli bir birikim aracıdır. Nokta 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 sistemi. Süremiz başladı. Gelmedi. Berkant Bey. Bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik sistemi. Berkant Bey'e 150 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, puanlar birbirine daha da yaklaştı. Hatta Berkant Bey'i üçüncülük koltuğuna taşıdı bu cevap. Tebrik ederim Berkant Bey. Tamam. Kaan Bey'deyiz efendim. Buyursunlar.
Ordu'nun O'su. Ordu 120 puana sahip, genel kültürden geliyor. Bir gelişmenin en önemli anına verilen addır. Süremiz başladı. Kırılma noktası. Kırılma noktası. Görelim. Tebrikler. Berkant Bey, sizdeyiz bir kez daha. Çanakkale'nin Çez. Çanakkale, 90 puan. Deyimlerden alacağız sorumuzu. Kendine ait olan payı başkasının almasını veya bir kişide, bir işte emeği olmayı ifade eden deyimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Birden fazla anlamı varmış. Kendine ait olan payı başkasının almasını veya bir kişide bir işte emeği olmayı ifade eden değil. Bir kutu açalım. Seda Nur Hanım. Rızkı geçmek. Rızkı geçmek. Oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. Kaan Bey. Hakkı geçmek. Hakkı geçmek. Doğru mu? Kutlarız. Evet, Kaan Bey aradaki farkı epey azalttı. İkincilik yarışında fark 40'a düştü. 570-530 sorumuzu seçiyor Sema Hanım. Yumuşak ye. Yumuşak ye, 120 puan. Oyunlardan gelecek bu kez de şu soru. İlk kişinin sözünün fısıldayarak aktarılması ve sondaki kişinin ne anladığını söylemesi üzerine kurulu oyundur. Süremiz başladı. Kulaktan kulağa. Kulaktan kulağa. Liderlik koltuğundaki misafirimiz Sema Hanım 800 puana ulaşır mı görüyoruz. Tebrikler. Efendim, final turumuza doğru yol almaya devam ediyoruz. Seda Nur Hanım'dayız. Seda'nın sesi. Seda'nın sesi 110 puan. İstiklal Marşımızdan gelecek şu soru. İstiklal Marşı'nda geçen sözlerdir. Nokta 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 şafaklar gibi ey şanlı hilal. Süremiz başladı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. 110 puan kazandırır mı Seda Nur Hanım'a? Görelim. Kutlarız. Kaan Bey için geliyor harflerimiz. Nide'nin N'si. Nide 130 puan da burada var. Deyimlerden alacağız. Şöyle sorulmuş. Çok sevinmeyi ifade eden deyimdir. Nokta 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 varmak. Süremiz başladı. Ağzı kulaklarına varmak. Yetişemedik Sema Hanım. Ağzı kulaklarına varmak. Bence söyledi. Evet, bence de söylediniz ama süreye yetişmedi. Tamam peki. Sağlık olsun diyelim. Sema Hanım'ın cevabı ağzı da aynıydı. Varmak. Ağzı kulaklarına varmak. Doğru mu? Kutlarız. Sağlık olsun diyelim Kaan Bey. Ve soru seçme sırası şimdi Berkant Bey'de. Denizli'nin de. Denizli. 90 puanımız da Denizli'mizde var. Yiyeceklerden geliyor. Pasta ve kurabiye yapımında sıkça kullanılan, dövülerek ince un haline getirilmiş tatlı besindir. Süremiz başladı. Pudra şekeri. Pudra şekeri. Berkant Bey de 400 puanı aşar mı? Pudra şekeriyle görelim. Tebrikler. Sema Hanım seçecek. Manisa'nın M'si. Manisa, 220 puanımız var. Bu akşam final dahil tüm turların en yüksek puanlı sorusu edebiyat kategorisinden gelecek. Alırız efendim. Cemal Süreya'nın Bir Çocuk dergisinde yazdığı 12 serüvenden oluşan kitabıdır. Süremiz başladı.
gelmedi. Sıralamayı etkileyebilecek yüksek puana sahip sorumuz. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 190 puanımız var. Bir kutu daha. Cemal Süreya'nın bir çocuk dergisinde yazdığı 12 serüvenden oluşan kitabı için bir kutu daha. Son 40 saniye. Bir kutu daha açıyoruz. Otuz saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 20'ye girerken bir kutu daha. 130 puanımız var. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 10 saniye. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Dediğim an Seda Nur Hanım. Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi. Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi. Kalan 80 puan Seda Nur Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Evet, 220 puanla çıktığımız soru yolculuğumuzda aritmetik iyi, kuşlar pek iyi Seda Nur Hanım'ı 760'a taşıdı. Bizim de elimizde artık son 8 harfimiz kaldı. Sıralama şöyle: Sema Hanım 930, Seda Nur Hanım 760, Kaan Bey 530, Berkant Bey 450. Tüm misafirlerimizin şansı devam ediyor. Sizdeyiz Seda Nur Hanım. Giresun'un G'si. Giresun, 150 puanımız var. Tescilli lezzetlerden geliyor. Sağlıklı beslenmede önemli bir yere sahip olan İzmir'in coğrafi işaret tescilli yiyeceğidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. İzmir'in coğrafi işaret tescilli yiyeceği. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Cevap şu an gelirse. Bir kutu daha açılıyor. Bir kutu daha açılıyor. 110 puanımız var. Sema Hanım. Urla sakız enginarı. Urla sakız enginarı. Sema Hanım 1000 puanı aşar mı? Tebrikler. 1040'la liderlik koltuğunda Sema Hanım ve sorumuzun sahibi ise Kaan Bey. Son 7 harf. U harfi. U harfi, 120 puanımız var. Tabirlerden geliyor Kaan Bey için. Karşılaştırma yapılırken değer açısından ondan çok geride anlamındaki tabirdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Değer açısından ondan çok geride. Kutularımızdan birini açalım. Bir kutu daha. O onun nokta 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 nokta. Ne olabilir o üç kelimeli cevabımız Sema Hanım? Eline su dökemez. Eline su dökemez. Doğru mu? Tebrikler. Final turumuza son 6 harfimiz, pes eden misafirimiz yok. Berkant Bey'deyiz. Trabzon'un pes. Trabzon, 90 puanımız var. Kısaltmalardan gelecek bu kez. STK kısaltmasının açılımıdır. Nokta 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 kuruluşu. Süremiz başladı.
Sahil tarama. Sahil tarama olmadı Kaan Bey. Sivil toplum kuruluşu. Sivil toplum kuruluşu. Kaan Bey 600 puanın üzerine çıkar mı görelim. Tebrikler. Böylece ikincilik yarışında fark azaldı. 760'a 620 ve halen tüm misafirlerimizin şansı devam ediyor. Sema Hanım'dayız. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Bu arada şu hatırlatmayı da yapayım. Sema Hanım artık finalde, biz diğer sorularımızda kalan rakibini arayacağız. 110 puan anlam bilgisinden geliyor. Kuruntulu bir duruma düşmektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kuruntulu bir duruma düşmek. Kutularımızdan biri açılıyor. Bir kutu daha. Toplumda yaygın olarak kullanımında o iki i'nin arasına bir de genellikle M harfi ekleniyor. Kuruntulu bir duruma düşmek. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 70 puan Seda Nur Hanım. Pipiriklenmek. Pipiriklenmek. Doğru mu? Tebrikler. 830 oldu Seda Nur Hanım. Tebrikler Seda Nur Hanım. Teşekkürler. Ve yola devam ediyoruz. Artık son 4 sizdeyiz efendim. Van'ın V'si. Van'ın V'si. 100 puan kazanabiliriz. Eğitimden gelecek bu kez şu sorumuz. Servis, kat hizmetleri, ön büro gibi alanlarda istihdamı amaçlayan ön lisans programıdır. Nokta 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 işletmeciliği. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Sema Hanım. Turizm ve otel. Turizm ve otel işletmeciliği. Doğru mu? Tebrikler. Finale son 3. Sema Hanım'ın rakibi kim olacak? Seda Nur Hanım mı, Kaan Bey mi? Son 3 soruda Berkant Bey'in final şansı kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Evet. Kaan Bey seçiyor yeni harfi. Iğdır'ın ısı. Iğdır 90 puana sahip. Mecaz kategorisinden geliyor efendim. Kale alınmayan, yerli yersiz azarlanan kimseler için kullanılan mecazi ifadedir. Süremiz başladı. Şamaroğlan'ı. Şamaroğlan'ı. Doğru mu? Kutlarız. Finale son 2. Berkant Bey'deyiz. Özürün ölsü. Özürün ölsü 150 puan. Sinemadan gelecek efendim şu soru. Türkan Şoray, Baki Tamer ve Erol Taş'ın rol aldığı 1960 yapımı filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Kaan Bey. Döner bir gün devran. Döner bir gün devran. Doğru mu görelim? Olmadı. Türkan Şoray, Baki Tamer ve Erol Taş'ın oynadığı o film için bir kutu açalım. İkincilik yarışında fark şu an 120 puan. Ekranda 140 puanlık sorumuz var. Bir kutu daha açılıyor. Bir kutu daha açılıyor. 120 puanımız var. Bir kutu daha. Sema Hanım. Köylü bir kız sevdim. Bir kez daha alabilir miyim? Köylü bir kız sevdim. Köylü bir kız sevdim. Doğru mu? Olmadı. Seda Nur Hanım. Köyde bir kız sevdim. Köyde bir kız sevdim. Doğru mu? Tebrikler.
Evet, sekeni değerlendiren Seda Nur Hanım 940'a ulaştı. Böylece biz de son harfimize geldik. Sema Hanım'dayız. Üsküdar'ın üs. Üsküdar'ın üsü 90 puanımız var. İkinci turun son sorusu kozmetikten gelecekmiş. Buyursunlar. İnsan bedenine hoş koku vermesi için kullanılan kişisel bakım ürünüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kaan Bey. Vücut spreyi. Vücut spreyi. Bu turun son puanı da Kaan Bey'e yazılır mı? Tebrikler. Efendim böylece iki turumuz geride kaldı. Finalistlerimiz 1240 puanla Sema Hanım ve 940'la Seda Nur Hanım. Kutlarız. Ben bilirim de bu akşam son sorulara kadar çok güzel geldi. Çok da güzel yarıştı Kaan Bey. 800 puanla üçüncümüz oldu. Berkant Bey biraz daha erken pes etti fakat arada da orada Sema Hanım, Kaan Bey, Seda Nur Hanım'ın üçgeninde puan almaya çalıştı. Berkant Bey de 450 puana ulaştı. Tebrik ederiz efendim. Sağ olun. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Finalimize geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Berkant Bey ne dersiniz bu akşama dair? Yani biraz klişe olacak galiba ama hiç ekrandaki gibi olmuyormuş. Onu anladım. Tebrik ediyorum. Rakiplerim de gayet iyiydi. Tribün desteğinin fazla olması avantaj mı oldu yoksa baskı altına aldı mı Berkant Bey? Yani ikisi de. İkisi de oldu. Evet, bu akşam tribüne en kalabalık misafirimizdi Berkant Bey, sağ olsun. Evet. Ma aile buradalardı. Anne buradaydı, baba buradaydı, hala buradaydı derken tekrar çok teşekkür ederiz vakit ayırıp geldiğiniz için efendim. Berkant Bey biz de... Teşekkür ediyorum tekrardan bütün ekibe. Gayet iyiydi. Sağ olun efendim. Sağ olun. Biz de ağırlamaktan memnun olduk. Tekrar teşekkür ederiz. Meslek hayatının henüz başında. Umarım devamında da çok güzel bir meslek hayatınız olur Berkant Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Kaan Bey. Ne dersiniz bu akşama dair? Valla ben çok keyif aldım. İyi ki davet etmişsiniz ya. Çok güzel bir tecrübe oldu benim için. Teşekkür ederim. Yarışmaya gelmeden önce bu tonla ilgili dalga geçiyordum. Hani basılır basılmaz ne kadar zor olabilir diye. Buraya gelince gerçekten anladım. Sıkıntı yaratıyor. Evet. Yani bu butona erken basılabiliyor olsa belki birçok soru bilinip finale kalınabilirdi. Ama çok keyif aldım. Çok güzel bir yarışmaydı bence. Arkadaşları da tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Teşekkür ederiz Kaan Bey. Çok sağ olun. Bu akşam buton refleksi açısından benim gözlemim Sema Hanım çok hızlı davrandı birçok soruda. Çok seri bir şekilde hemen butona gidip cevabı verdi, puan aldı derken o da önden zaten finali garantilemesini sağladı. Güzel bir performans izlettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ağırlamaktan memnun olduk. Kaan Bey'i bu akşam yalnız bırakmayan arkadaşına da ayrıca teşekkür ederim efendim. Sağ olun. O zaman biz izninizle son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var iki soruluk fark. Öndeki Sema Hanım mı yoksa geriden gelip Seda Nur Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim bu akşam final turumuzda iki hanımefendinin keyifli rekabetine tanıklık edeceğiz. Sema Hanım'ın iki soruluk avantajı var ve ilk kategorimizde Seda Nur Hanım seçecek. Hazır mısınız Seda Nur Hanım? Evet hazırım. O zaman buyursunlar, bu akşamın final kategorileri geliyor. Tarihi yapılar, bitkiler, atasözleri, spor ve genel kültür var. Hangisiyle başlayalım Seda Nur Hanım? Genel kültür Kastamonu'nun kes. Genel kültür Kastamonu ekrana geliyor. İlk soru. 2021'de bir geminin karaya oturarak 6 gün boyunca trafiği tıkadığı su yoludur. Süremiz başladı. Panama Kanalı. Panama Kanalı. Doğruysa fark bir soruya düşecek. Panama Kanalı doğru mu? Hayır dediler. Bu soruda 3 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan birini açalım. Sema Hanım. Süveyş Kanalı. Süveyş Kanalı. Doğruysa fark 3 soruya yükselir. Süveyş Kanalı doğru mu? Tebrikler. Kaldı 9 soru. Farkımız 3 soru. Şimdi Sema Hanım seçiyor. Genel kültür kategorisini bitirelim. Zonguldak'ın Z'si. Peki efendim. Genel kültür Zonguldak şöyle sorulmuş.
koyu renkli, sert bir tür yanardağ kütlesidir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda iki kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Koyu renkli, sert bir tür yanardağ kütlesi. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuyu da açıyoruz. On saniye. Buyurun Seda Nur Hanım. Bazala. Bazala. Bazala doğruysa fark yeniden iki soruya düşer. Doğru mu? Olmadı. Son 6 saniye. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve misafirlerimiz kalan haklarını kullanmamayı tercih etti. Bakalım cevabımız neymiş efendim? Bazalttı aradığımız cevap. Elimizdeki soru sayısı 8'e düştü. Farkımızsa 3 soru. Sorumuzu seçiyor Seda Nur Hanım. Tarihi yapılar Fransa'nın F'si. Tarihi yapılar F harfi geliyor. Orhan Gazi tarafından İznik'in fethiyle 1331'de camiye dönüştürülen ibadethanedir. Nokta nokta camii. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da iki kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Açabileceğimiz ikinci ve son kutuda açılıyor. Sema Hanım. Ayasofya Camii. Ayasofya Camii. Cevap doğruysa fark 4'e yükselir. Doğru mu? Tebrikler. Kaldı 7 soru. Fark 4 soru. Sema Hanım seçiyor. Atasözleri kardeşim Ceyda'nın C'si. Atasözleri Ceyda Hanım'ın C'si ekranda. İnsan alışkanlıklarından vazgeçmez anlamındaki atasözüdür. Nokta 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 altındadır. Süremiz başladı. Huy canın altındadır. Huy canın altındadır. Doğruysa fark 5 soruya yükselecek. Doğru mu görelim? Tebrikler. Kaldı elimizde 6 soru. Farkımız 5 soru. Sorunun sahibi Seda Nur Hanım. Cevabı alırsak bir sonraki soruya gideceğiz. Seker Sema Hanım'dan gelirse cevap, Sema Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Buyursunlar kategoriler. Atasözlerini bitirelim. Biz D harfi. Peki efendim. Atasözlerimizi D harfiyle tamamlıyoruz. Kişi kendi özelliklerini kimi zaman yabancıdan öğrenir. Anlamındaki atasözüdür. El elin nokta nokta. Süremiz başladı. El elin kendindedir. Gelmedi. Sema Hanım. Üstünedir. El elin üstünedir. Doğruysa Sema Hanım bu akşamın birincisi olmayı garantiler. Doğru mu? Olmadı. İki misafirimizin birer buton hakkı var. Bu soruda 3 kutu açabiliriz. Birini açalım. Bir kutu daha. El elin aynasıdır. 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 Fark 4 soruya düşer mi bu atasözümüzle? Görelim. Tebrikler. Kaldı 5 soru. Fark 4 soru. Sorunun sahibi Sema Hanım'la birlikte gidiyoruz kategori ekranımıza. Tarihi yapılar Hakkari'nin H'si. Tarihi yapılar Hakkari ekranda. 1803'te 3. Selim tarafından inşa ettirilmiş yapıda faaliyet gösteren müzedir. Kars,
nokta 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 Harp Tarihi Müzesi. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu soruda 4 kutu açma hakkımız var. İkisini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz 4. ve son kutuyu da açıyoruz. 10 saniye. Buyurun Sema Hanım. Kafkas Cephane. Kars. Kafkas Cephane Harp Tarihi Müzesi. Bu cevap Sema Hanım'ı birinci yapar mı? Olmadı. Son 6 saniyeye girmeden Seda Nur Hanım. Kafkas Cumhuri Müzesi. Kars, Kafkas Cumhuri Harp Tarihi Müzesi. Fark 3 soruya düşer mi? Görelim. Olmadı. Seda Nur Hanım'ın bir buton hakkı daha var. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye Seda Nur Hanım. Kafkas. Gelmedi. Toplam 4 hakkı kullandık. Yaklaşık bir 30 saniyedir Sema Hanım'ın "bende bu cevap var" bakışını görüyorum. Varmış. Neymiş? Kafkas Cephesi. Kars, Kafkas Cephesi, Harp Tarihi Müzesi. Bakalım doğru cevap mıymış efendim? Evet, gelseymiş. Az önce Sema Hanım'dan gelseydi Sema Hanım yarışı bitiriyordu. Seda Nur Hanım'dan gelse de fark azalacaktı. Şu an son durum. Elimizde kalan soru sayısı 4. Farkımız 4. Sorunun sahibi Seda Nur Hanım. Gidiyoruz. Buyursunlar. Bitkiler Paris'in P'si. Bitkiler Paris ekranda. Maydanozgillerden yakıcı kökü hekimlikte kullanılan bir bitkidir. Nokta nokta otu. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda 3 kutu açma hakkımız var. Birini açalım. Bir kutu daha. Açabileceğimiz 3. ve son kutu da açılıyor. Seda Nur Hanım. İmparator. İmparator otu. Cevap doğruysa fark 3'e düşer. Bir sonraki soruyu da birlikte görürüz. Doğru mu? Tebrikler. Seda Nur Hanım ip üstünde yürümeye devam ediyor. Kalan 3, fark 3. Sorunun sahibi Sema Hanım. Bitkiler Giresun'un G'si. Bitkileri Giresun'umuzla tamamlıyoruz. Kırmızı beyaz renklere sahip Rosa Osiria çiçeğine verilen isimlerden biridir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda da 2 kutu açma hakkımız var. Kutularımızdan biri açılıyor. Açabileceğimiz 2. ve son kutuyu da açıyoruz. 15 saniye. 10 saniye. Son 3 saniye Seda Nur Hanım. Küre gülü. Küre gülü. Doğruysa fark 2 soruya düşer. Bir sonraki soruyu da görürüz. Küre gülü oldu mu? Olmadı. 2 saniye, 1 saniye ve... Buyurun Sema Hanım. Türk gülü. Türk gülü. Türk gülü. Kırmızı beyaz renklere sahip o bitki. Türk gülü ise Sema Hanım bu akşamın birincisi olur. Görelim. Kutlarız. Efendim böylece nihai tablomuz ortaya çıktı. Sema Hanım önde başladığı yarışı önde tamamladı. 2040'la bu akşamın birincisi oldu. Seda Nur Hanım da yine güzel yarışarak 1340'la ikincimiz. Kutlarız.
Hanımefendiler bir tek spor konusuna girmediler. Evet, tam girmeden bitirdik evet, iyi oldu. Girmeden sonucu belirlemiş oldular. Tebrik ederim iki misafirimizi de. Nasıldı Seda Nur Hanım yarış, ne dersiniz? Biraz başlarda heyecan vardı ama sonradan yendim. Finale kadar kalmak güzeldi. Keyifli bir yarışmaydı. Gerçekten evde izlediğiniz gibi olmuyormuş. Çok teşekkür ederim biz her teşekkür şey ederiz. İçin. Yarışma ve ekibi çok güzeldi. Tekrardan tebrik ederim arkadaşımı. Harikasınız. Ben de sizi tebrik ederim. Güzel yarıştınız. Teşekkür ederim. Özellikle finalde epey direndiniz. Evet. Son ana kadar geldik neredeyse. Tekrar çok teşekkürler Seda Hanım. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Ve Sema Hanım bu akşamın birincisi. Tebrik ederim öncelikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıldı eve göre stüdyo performansı Sema Hanım? Eve göre bir tık daha kötüydü ama yani evde daha hepsini bilebiliyordum. Burada tabii butona yarışma şeyi falan da vardı. O yüzden şu an sonuçtan mutluyum. Öncelikle amacım eğlenmekti. Ama kazanmak da istiyordum tabii ki. Güzel oldu benim için. Farklı bir deneyim oldu. Güzel, belli. Zaten hani bizim programın soru formatında evde de başarılı olduğunuz belli. Stüdyoya da güzel taşıdınız bence. Tekrar tebrik ederim Sema Hanım. Çok sağ olun. Artık Sema Hanım'ın ödülünü takdim edelim efendim. Sevgili seyirciler, yine ben bilirim diyen değerli misafirlerimizle çıktığımız yolculuğumuzda iki hanımefendinin keyifli final rekabetinin ardından 2040 puana ulaşan Sema Hanım bu akşamın birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle çok tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim.